Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpımı veya bölme işlemi. Bakın arkadaşlar konumuzu büyütelim. Ondalık gösterimleri. 10 ile kısa yoldan çarpmak, virgülü 1 basamak sağa kaydırmak demek. 100 ile kısa yoldan çarpmak, virgülü 2 basamak sağa kaydırmak demek. 1000 ile kısa yoldan çarpmak, virgülü 3 basamak sağa kaydırmak demek. Ondalık gösterimleri 10 ile kısa yoldan bölmek, virgülü 1 basamak sola kaydırmak. 100 ile kısa yoldan bölmek, virgülü 2 basamak sola kaydırmak demek. 1000 ile kısa yoldan bölmek, virgülü 3 basamak sola kaydırmak demek. Burada bilmemiz gereken şey şu. Ondalık gösterimleri 10, 100, 1000 ve bunların katlarıyla arkadaşlar çarparken veya bölerken. İlk önce çarparken söyleyelim. Çarparken basamaktaki pardon, e, sayıdaki sıfır sayısı kadar virgülü sağa kaydırıyorsun. Çarpmada sağa kaydırıyorsun. Bölmede Buradaki sayıdaki sıfır kadar o virgülü sola kaydırıyorsun. Yani çarpmada sağ, bölmede sol. Ne kadar sağ veya ne kadar sola kaydıracağımızda o sayıdaki sıfır sayısı belirliyor. Hızlıca etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu tik ile belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi 3 tam onda 6'yı 100 ile çarparken buradaki virgülü arkadaşlar bakın %2 tane 0 olduğu için 2 basamak sağa kaydırıyorum. Buraya sıfırı koydum. Cevabım 360 oldu. 7 tam %21'i 10 ile çarparken onda 1 tane 0 olduğu için virgülü 1 basamak sağa kaydırdım. 72 tam onda 1 oldu. C'ye geldim. 5 tam onda 2 arkadaşlar. 1000 ile çarparken buradaki virgülüm binde 3 tane sıfır olduğu için 3 basamak sağa kaydıracağım. 1 2 3 Yani 5200 olarak geldi burası da. D'ye geldim. 0 tam binde 1'i 10 ile çarparken buradaki virgülü 1 basamak sağa kaydırıyorum. 0 tam %1 oluyor. 5 tam %23'ü 1000 ile çarparken buradaki virgülü 3 basamak sağa kaydırıyorum. Ve burası 5230 olarak geliyor. 0 tam. 1000'de 159'u 100 ile çarparken yüzde 2 tane sıfır olduğu için buradaki virgülü 2 basamak sağa kaydırdım. 15 tam 10'da 9 olarak geldi benim cevabım. G'ye geldim. 5 tam 10'da 2'yi 100 ile çarparken arkadaşlar buradaki virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum. Burası 520 olarak geldi. 0 tam %23'ü 1000 ile çarparken 1000'de 3 adet 0 olduğu için buradaki virgülü 3 basamak sağa kaydırıyorum. Cevabım 230 oldu. Büyütelim. 0 tam 1000'de 241'i 100 ile çarparken %2 adet 0 olduğu için 2 basamak sağa kaydırıyorum. 24 tam onda 1. 1 tam %61'i 10 ile çarparken 1 basamak sağa kaydırdım. Virgülü cevabım 16 tam onda 1 oldu. 0 tam binde 721. Buradaki virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum. Cevabım 72 tam onda 1 olarak geldi. 8 tam %18'i 1000 ile çarparken buradaki virgülü 3 basamak sağa kaydırıyorum. Cevabım 8180 olarak geliyor. I'ya geldim. Pardon. E, L'ye geldim. 2 tam onda 5'i 100 ile çarparken buradaki virgülü 2 basamak sağa kaydırdım. Cevabım 250 oldu. 7 tam binde 214'ü 10 ile çarparken buradaki virgülü bir basamak sağa kaydırdım. Cevabım 72 tam %14 olarak geldi. Burayı işaretledim. Şimdi bölme işlemine geldik. Yine doğru sonuca tik atacağız. Bölmede arkadaşlar virgülü sola kaydırıyorduk. 48 tam 10'da 2'yi 10'a bölerken 10'da bir tane 0 olduğu için Virgülü bir basamak sola kaydırıyorum. Cevabım 4 tam yüzde 87. Buraya geldim. 1 tam 10'da 7'yi 10 ile bölerken virgülü bir basamak sola kaydırdım. 0 tam yüzde 17. 36 tam 10'da 1'i 10 ile bölerken virgülü bir basamak sola kaydırıyorum. 3 tam yüzde 61 oldu. 48 tam onda biri arkadaşlar yüze bölerken virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum cevabım 0 tam binde 481 olarak geldi. Buraya geldik 1651 tam onda 2 yüze bölerken buradaki virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum cevabım 16 tam binde 512 olarak geldi. 7 tam %23 arkadaşlar 10 ile bölerken buradaki virgülü 1 basamak sola kaydırdım ve de cevabım 0 tam binde 723 olarak gelir. Buraya geldik. 64 tam onda 2 arkadaşlar 100 ile bölerken buradaki virgülü 2 basamak sola kaydırıyorum cevabım 0 tam binde 642 olarak gelir. 0 tam 10'da 3'ü arkadaşlar 10'a bölerken buradaki virgülü 1 basamak sola kaydırıyorum. Cevabım 0 tam yüzde %3 oldu. 52 tam 10'da 1'i 100'e bölerken virgülü 2 basamak sola kaydırıyorum. 0 tam 1521. 64 tam 10'da 2'yi 1000'e bölerken virgülü 3 basamak sola kaydırıyorum. Cevabım 0 tam 0642 olarak geliyor. 681 tam onda 2'yi 10'a bölerken virgülü 1 basamak sola kaydırdım. Cevabım 68 tam %12 olarak geldi. K'ya geldim. 4 tam onda 4 yüze bölerken buradaki virgülü 2 basamak sola kaydırıyorum. Burası 0 tam yüzde 40 pardon binde 44 olarak gelir. L'ye geldim. 10 tam onda 1'i 10'a bölerken virgülü 1 basamak Sola kaydırdım. Bir tam %1 olarak geldi cevabım. 26 tam onda 5 arkadaşlar. Yüze bölerken virgülü 2 basamak sola kaydırıyoruz. Cevabımız 0 tam binde 265 olarak geldi. Aşağıda verilen işlemlerde üçgen yerine yazılacak sayıyı tik ile belirleyiniz demiş. Bakın arkadaşlar şimdi A'ya bakalım. Buradaki virgülü yani buradaki ondalık sayıyı ben bir tane e, sayı ile çarpmışım cevabım 240 olmuş. Yani buradaki virgülüm 2 basamak sağa kaymış. Yani 2 tane 0 var bu da 100 oluyor. Buraya geldim. Benim sayım ne olmuş? 6.510 virgülümüz burada. 1, 2, 3. Bakın 3 basamak sağa kaydığı için 1000 ile çarptık diyoruz. 0 tam 1000'de 1'i. Bir tane sayı ile çarpmışım 1 olmuş virgülüm burada. 1, 2, 3. 3 basamak sağa kaymış yani 1000 ile çarpmışız. 2 tam %53, 253 olmuş. 1, 2. 2 basamak sağa kaymış virgül yani 100 ile çarpmışız. 1 tam %5'i bir tane sayı ile çarpmışım 150 olmuş. 1, 2. Virgülüm 2 basamak sağa kaymış yani 100 ile çarpmışız diyoruz. F'ye geldim arkadaşlar. 6 tam %4'ü bir tane sayı ile çarpmışım. 604 olmuş. Virgülü 1, 2. 2 basamak sağa kaydırmışız. 5 tam onda 2. Bir tane sayı ile çarpmışım. 520 olmuş. 1, 2. 2 basamak arkadaşlar sağa kaydırmışız. 6 tam onda 4'ü bir tane sayı ile çarpmışım. 6400 olmuş. Virgülü 1, 2, 3. 3 basamak sağa kaydırmışım arkadaşlar. Yani 1000 ile çarpmışım dedim. Aşağıda verilen işlemlerde kare yerine yazılacak sayıyı tik ile belirleyiniz. 65 tam onda bir ne olmuş? Şöyle birazcık küçük yazalım. 6 tam %51 olmuş. Yani buradaki virgül bir basamak sola geldiği için 10'a bölmüşüz dedik. 723 tam onda bir. 7 tam binde 231 olmuş. Yani buradaki virgül 1, 2. 2 basamak sola kaymış yani 100 ile bölünmüş dedik. 2 tam onda 4. 0 tam binde 24 olmuş. Buradaki virgül 1, 2. 2 basamak sola kaydığı için 100'e bölünmüştür dedim. 261 tam onda 1. 26 tam %11 oldu. Buradaki virgülü bir basamak sola kaydırmışız. 7 tam %21. 0 tam binde 721 oldu. Buradaki virgülü bir basamak sola kaydırmışız. 56 tam onda bir. 5 tam %61 oldu. Buradaki virgülü bir basamak sola kaydırmışız. 6 tam %25. 0 tam 1625 oldu. Buradaki virgülü bir basamak sola kaydırmışız. Yani 10 ile bölmüşüz. 812 tam 10'da 2. 0 tam 10.000'de 8172 olmuş. Buradaki virgülü 1, 2, 3. 3 basamak arkadaşlar sola kaydırmışız. Yani burası 1000 oluyor. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 10 tanesi 243 tam onda 2 TL olan kalemlerden bir tanesi kaç TL'dir demiş. 243 tam onda 2'yi 10'a böleceğiz. Buradaki virgülü bir basamak sola kaydırıyorum. Cevabım 24 tam %32 TL olarak geldi. Verilen özdeş karelere göre bir karenin alanı kaç santimetre karedir demiş. İlk önce karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. 10 tane karenin kenarı 12 tam onda 5 yapmış. Bir karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için bunu 10'a bölüyorum. Buradaki virgül bir basamak sağa kaydı. Bir tam %25 yaptı. Yani karenin bir kenarının uzunluğu bir tam %25 Alanını bulalım. İki kenar uzunluğunu çarpıyorum. Cevabım 1 tam 10000'de 5625 cm kare olarak geldi. 1 dolar 19,5 TL olduğu bir anda 1000 dolar alan bir kişi ne kadar öder? 19,5 1000 ile çarpacağız. Buradaki virgül arkadaşlar bakın. 1 2 3 pardon 3 4 değil. 1, 2, 3. 3 basamak geliyor. Yani 19.500 TL olarak geldi. Bir deste silgi 21 tam onda 2 TL olduğuna göre bir düzüne silgi ne kadardır? Bir deste dediğimiz arkadaşlar içerisinde 10 tane oluyor. 21 tam onda 2'yi 10'a bölüyorum. Buradaki virgül bir basamak sola kaydı 2 tam %12 TL oldu bir tanesi. Bir düzineyi istiyor yani arkadaşlar içerisinde 12 tane olanı istiyor. 12 ile 2 tam %12'yi çarpıyorum. Fiyatını 25 tam %44 TL olarak buldum. Özdeş bin tane dikdörtgenin uç uca eklenmesiyle oluşan şekilde soru işaretiyle gösterilen uzunluk ne kadardır demiş. Bakın bir tanesinin uzunluğu sıfır tam onda iki. Bunu ben bin ile çarpıyorum. Buradaki virgülü 1, 2, 3. 3 basamak arkadaşlar sağa kaydırdığımızda soru işaretiyle gösterilen uzunluğu 200 birim olarak bulduk. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.